Çok değerli misafirler, değerli basın mensubu arkadaşlarımız, çok değerli başkanlarım, sayın milletvekilim, sayın müsteşarım, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün MİP'in fuarında sizlerle beraberiz. Öncelikle pazar günü Ankara'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar versin Rabbim. Ailelerine de Allah'tan sabır diliyoruz. Gerçekten Türkiye terörle çok büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi siz basın mensupları belki herkesten çok daha iyi takip ediyorsunuz ama bu mücadelemizin artık sonuna yaklaştık. Allah'ın izniyle terörü Türkiye'nin topraklarından söküp atacağız. Ama biz biliyoruz ki terör sadece Türkiye'nin sorunu değil. Terör tüm dünyanın sorunu. İşte geçtiğimiz aylarda Paris'te bir terör saldırısında yine Parisli vatandaşlar hayatını kaybetmişti. Pazar günü Ankara'daki terör saldırısında vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Terörün dili, dini, ırkı olmadığı, millet olmadığını her fırsatta dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız her fırsatta bütün dünya ülkelerine teröre karşı bir ve beraber hareket etmeleri için çağrıda bulunuyor. Biz de bu fırsat MİP'ime geldiğimiz bu günlerde sizlerin kanalıyla uluslararası bu ortamda bütün dünya ülkelerine teröre karşı beraber mücadele etme çağrısını tekrar yapmak istiyoruz. Terörü hep beraber, birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek ancak yok edebiliriz. Türkiye'nin bu mücadelesine bütün siyasi partilerin destek olması gerekir. Dün CHP, MHP ve AK Parti'nin bir bildirgesi yayınlandı. Ben CHP ve MHP siyasetçilerine de teşekkür ediyorum bu vesileyle. Genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin teröre karşı dik duruşunu bu vesileyle bir kez daha bütün dünyaya aktarmış olduk. Teröre karşı mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz ve en kısa zamanda inşallah Türkiye'nin her köşesinde kamu düzenini yeniden getireceğiz. Bu vesileyle tekrar bu fuar ortamında bütün dünya ülkelerine teröre karşı ortak mücadele çağrısında bulunuyoruz. Ve hayatını kaybetmiş olan bütün vatandaşlarımıza, askerimize, polisimize, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu son olur. Bundan sonrasında huzur, birlik, dirlik ve düzen içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 780 bin metrekaresinde 78 milyon bir ve beraber olarak yaşarız. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize sekte vurmaya çalışanlar, darbe vurmaya çalışanlar şunu bilsinler ki Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Her şeyin üstesinden gelir. Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara, kardeşlik bağımızı koparmaya çalışanlara karşı da gereken cevabı milletimiz her fırsatta veriyordur, vermeye de devam edecektir. Biz bu vesileyle tüm dünyaya Türkiye'nin terörle boğulmuş bir ülke olmadığını göstermek için özellikle 64. Hükümetin bir bakanı olarak bugün Cannes'daki MİP'in fuarına katılmak istedik. Zaten programımızda vardı. Terörün en büyük hedefi zaten vatandaşlarımızı panik haline sokmak, kaos ortamı içinde onların kendi içine kapanmasını sağlamak, bir güvensizlik, istikrarsızlık ortamı oluşturmaktır. Buna fırsat vermememiz gerekiyor. Normal yaşantımıza devam etmemiz gerekiyor. Normal yaşantımıza devam ederken de Türkiye'yi daha ileriye götürecek projelerimizi muhakkak sürdürmemiz gerekiyor. MİP'in bu anlamda bizim için çok önemli. Dünyanın en büyük inşaat ve gayrimenkul fuarı. Ve Türkiye uzun yıllardan beri bu fuara katılıyor. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza emeklerinden dolayı. Bugün İstanbul standındayız. Paris ve Londra arasında çok önemli bir konumda. Gerçek yerinde aslında İstanbul standımızdayız. Ve çok güzel bir sunum hazırlanmış. İstanbul'u tanıtan çok güzel projeler burada sergileniyor. Devasa projeler burada sergileniyor. İşte 3. Boğaz Köprüsü, Avrasya Tüneli, bildiğiniz gibi havaalanı, bunlar bütün dünyanın en büyük projeleri olma niteliğini taşıyor. Türkiye büyüyen ve güçlenen bir devlet.
Türkiye'nin potansiyelini biz 14 yıldan beri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz ve her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün bu fuarda, bu standla Türkiye'nin buraya katılan bütün belediye başkanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün belediyelerinin ve bütün gücünün ortaya çıkartıldığı, dünyaya tanıtıldığı bir günü yaşıyoruz. Bu vesileyle hem ticaret odamıza, hem fuarı düzenleyen arkadaşlarımıza, hem de katılan bütün belediye başkanlarımıza gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Her geçen gün bu fuardaki etkinliğimiz, ağırlığımız daha da artıyor, daha da büyüyor. Dünya Türkiye'yi keşfettikçe, Türkiye'nin gücünü ve potansiyelini keşfettikçe Türkiye bundan daha fazla menfaatleniyor. Bu vesileyle biz gittiğimiz her yerde, bütün dünyadaki ziyaretlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız odalarımızı, sanayicilerimizi yanlarında götürüyorlar ve oradaki ikili ilişkilerle, ikili görüşmelerle Türkiye'deki potansiyeli bütün dünyaya aktarmaya çalışıyorlar. İşte geçen haftalarda Afrika'ya gitmiştik beraber. Afrika'yı dört ülkeyi gezmiştik. Dört ülkede de toplantılar yaptık iş adamlarıyla, sanayicilerle, oradaki bürokratlarla ikili görüşmeler yaptık. Ve çok başarılı bir gezi oldu. Bugün MİP'imdeyiz. Fransa'nın Cannes şehrindeyiz. Burada da ikili görüşmeler 2000'den beri devam ediyor. Çok başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Türkiye'nin potansiyelini, Türkiye'nin gücünü, Türkiye'nin büyüme hızını bütün dünyaya tanıtmak anlamında bu fuarları önemsiyoruz. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak özellikle işin şehircilik kısmı anlamında gayrimenkul ve inşaat sektörüne her fırsatta desteklemek istediğimi dile getiriyorum. Sayın başkanlarımızla yaptığımız görüşmelerde de. Hem TOKİ başkanımızla beraber Türkiye'deki marka şehirleri daha nasıl ön plana çıkartabiliriz çalışmalarını yapıyoruz. Her bir ilimiz için özel projeler üretme noktasında ikili görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'deki modern şehirleri ortaya çıkartacak. Türkiye'deki tarihi dokuyu ortaya çıkartacak. Türkiye'deki o yöresel mimarinin ortaya çıktığı şehircilik anlayışının, geçmişten bugüne gelen şehircilik anlayışının öne çıktığı marka şehirler yaratma noktasında, ortaya çıkartma noktasında inşallah hep beraber çalışacağız. Bu vesileyle küçük bir bilgi de vermek istiyorum sizlerle. Bunun bir aşamasını Silopi'de gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanım da burada. Biliyorsunuz Silopi'de sokağa çıkma yasağının kalkmasından sonra terörle mücadeleyi çok başarılı bir biçimde gerçekleştirdikten sonra artık hayat normalleşti ve biz orada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, TOKİ Başkanlığı olarak çalışmalarımıza başladık, saha çalışmalarımıza. Gerek TOKİ Başkanlığımız orada çok güzel projeler üretiyor. Biz de planlama çalışmalarını yapıyoruz. Silopi'yi Silopi'lere yakışır bir biçimde yeniden inşa ve ihya etme noktasında inşallah çok güzel bir proje ortaya çıkartacağız. Keza Cizre'de de şu anda hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Cizre ölçeğinde de çok güzel projeler çıkartacağız. Ardından Sur'da Sur'un özeline, Sur'un mimarisine uygun kentsel dönüşüm değil, TOKİ Başkanı da bunu teyit edecektir. Orada kesinlikle toplu konut anlamında bir yapılaşma değil Sur içinde. Tam tersi oranın yöresel mimarisinin ortaya çıktığı iki katlı, bir katlı çok güzel binalarla, evlerle, konutlarla, iş yerleriyle modern mimarinin getirdiği altyapı ama yöresel mimarinin görseliyle birlikte çok güzel bir Sur inşa edeceğiz. Böylelikle Sur hem Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünyanın en önemli turizm alanlarından biri haline gelecek. Bence bu proje çok önemli bir proje. Bunu önemsiyoruz. TOKİ Başkanımızla birlikte burada ne yapabiliriz diye. TOKİ olarak biz şehrin dışında rezerv alanlarında inşa edeceğimiz konut alanları farklı ama Sur içinde daha özel bir çalışma yapıyoruz. Bunu da her fırsatta dile getiriyoruz. Bu MİP'in fuarında bu vesileyle önemsiyorum. Kentsel dönüşüm, şehircilik ve gayrimenkul anlamında hem dünyadaki gelişmeleri takip etme anlamında hem de Türkiye'nin nereye geldiğini bütün dünyaya tanıtma anlamında bu fuarları, bu ve benzeri fuarlara katılımı önemsiyoruz, teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Ben katılan bütün herkese ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. Fırsat bulursak bugün bütün standlarımızı hep beraber gezeceğiz.
İnşallah buradan edindiğimiz tecrübelerle Türkiye'de daha güzel işler yapacağız. Ve buraya gelen ziyaretçileri de Türkiye'nin güzelliklerini en iyi şekilde anlatacağız. Katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. İsmail Şahin, Sözcü Gazetesi. Fuara gelen ilk vakansız Çevre Şehircilik Bakanı 27. Bundan önce Çevre Şehircilik Bakanı katılmamıştı efendim fuara. Bu çerçevede verdiğiniz önem de fuara belli oluyor. Bu fuarın İstanbul'da yapılması gündeme gelirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nasıl bir rol üstlenir? Sonuna kadar destek verir tabii ki. Bunu sormak istiyorum. Bir de efendim biz İstanbul basınıyız, pek Ankara'da bulunamıyoruz. Hazır sizi yakalamışken son dönemde gayrimenkul sektörünün bakanlıktan bir takım talepleri var. Özellikle burada olduğumuz için soruyorum. Yabancıların Türkiye'de mülk edilmesinin daha kolaylaştırılması, vatandaşlık hakkı tanınması, belli muafiyetlerin sağlanması, işte ilaç sayımız konusunda talepleri var. Siz bu noktada ne aşamadasınız? Bir cümle ilgili bunu sormuş olayım. Ben teşekkür ediyorum. Tabii ki bu ve benzeri fuarların Türkiye'de yapılması noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ve 64. Hükümet olarak biz bütün desteği, tam desteği veririz. Biliyorsunuz yakın zamanda Antalya'da Expo fuarımız olacak. Expo'da da çok önemli bir çalışma gerçekleşiyor. Ama Türkiye'nin fuarcılık anlamında da gelişmesi, büyümesi bizim için önemli. Çünkü dünyaya en güzel tanıtacağımız alanlar fuar alanları memleketimize. O yüzden sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her köşesinde potansiyeli olan çok şehrimiz var, ilimiz var. Anadolu'da çok güzel yerlerimiz var, şehirlerimiz var. Fuarcılık anlamında gelişmesi noktasında bizden her türlü desteği alabilirler. Bunun altını çizmek isterim. Gayrimenkul sektörü noktasında da tabii ki bize hem ikili görüşmelerimize, ziyaretlerinde aktarılan bilgiler var. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Hemen hemen bütün mevzuatlar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada imar yönetmeliği var. İmar kanunu var. İmar kanunu var. Kentsel dönüşüm kanunu var. Hepsini bu bir sene içinde revize edeceğiz, toparlayacağız. Sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle, ayrıca konuyla ilgili olan herkesinle, akademisyenlerle, üniversitelerle ikili görüşmelerimizin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. Bunlarla ilgili çalıştaylar yapacağız. Nihai sonucu siz basın mensuplarıyla paylaşacağız inşallah. Peki. Sayın Bakan Duygar'dan Milliyet Gazetesi. Bundan önce özel sektörün şöyle bir talebi vardı MİP'inle ilgili. Hep yalnız bırakıldıklarını söylüyorlardı kamu tarafından. Ama bu yıl hem sizin gelmeniz hem TOKİ, emlak, konu, belediyelerin daha yoğun katılımıyla artık bu yıl sanırım bu kırıldı. Seneye neler olacak? Ya da bu yıl gezdiniz, böyle talepleri aldınız mı? Çok sevindirdiniz onları, biz de görme şansımız oldu. Nasıl olacak bundan sonra? Özellikle MİP'in yarısı şimdi MİP'in fuarını ben biliyorsunuz mimarım, meslekten geldiğim için aslında çalışırken çok yakından takip ediyordum ama maalesef katılma fırsatı bulamamıştım. Bugün buraya katılmış olmaktan öncelikle şansım adına çok memnunum. Bakanlık olarak biz katılım noktasında her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca buraya fuara belki ilk katılanlar biraz çekingen olabilir. Biraz önce bir belediyemizi ziyaret ettiğimizde ilk defa katılıyoruz. Maketimizi iyi hazırlayamamışız. Seneye daha iyi hazırlanıp geleceğiz, daha kalabalık geleceğiz dedi. Tabii ki ilk belki katılırken bir çekince olabilir. Nasıl bir yere gidiliyor, buradaki ortam nasıl bilinmeyebilir ama senelerde şu anda büyük tecrübeyle yönetilen bir fuar şeyimiz var, çalışmamız var. Ve bu çalışmalar sonucunda Türkiye şu anda alan olarak yanlış bilmiyorsam en büyük alana sahip. Fuar içinde ya da %10'una yakın bir alanı kaplıyor. Biz de her katılımla yeni şeyler öğreniyoruz, tecrübe kazanıyoruz. Türkiye'deki bütün belediyeleri, büyük küçük ayrım yapmıyoruz biz. Hepsinin bu fuara katılması gerektiğine inanıyoruz. Bu bir tecrübedir. Bu tecrübeyi yerinde yaşayarak öğrenmek çok önemli. Buradan edindiğimiz bilgilerle, çünkü sadece Türkiye burada katılmıyor, bütün dünya ülkelerinden katılım var. Aynı anda çok kısa bir zamanda pek çok ülkenin çalışmalarını da görme fırsatı bulabiliyoruz. Bu anlamda MİP'im çok önemli. Ve inşaat sektörü bildiğiniz gibi Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri. Hatta dünyanın lokomotif sektörlerinden biri. Gayrimenkul sektörü de inşaat sektörüyle paralel büyüyen, gelişen bir sektör.
O yüzden çok önemsiyoruz ve herkesin bu fuarda aktif olarak katılımcı olmasını istiyoruz. Biraz daha başpostayla size. Sayın Bakanım, Bakan Zeynep Tokut Bey'in de Tarkoç Bey'in de fuara katılmanız yabancı yatırımcılar ve fonlar açısından büyük güven tarif ediyor, güven teşkil ediyor. Sizin fuar ziyaretleri dışında Fransız yetkililerle ya da yatırımcılarla fonlarla ikili görüşmeleriniz, temaslarınız olacak mı? Gerek Türkiye'de getirmen için, gerekse bu çalışmalar için. Aslında dün normal saatinde gelebilmiş olsaydık ikili görüşmelerimizin randevuları vardı. Ama maalesef uçağı kaçırdığımız için biraz geç geldik, akşam saatlerinde geldik. O yüzden o programları bu sefer gerçekleştiremiyoruz. Ama biz gerek iklim konferansı çerçevesinde yani COP21'e katıldığımızda gerek diğer uluslararası ortamlarda ikili görüşmeler yapıyoruz. Burada da fırsat bulursak yaparız ama özellikle bugün hem Türkiye'den katılımcı olarak gelmiş olan belediyelerimizi ve firmalarımızın standlarını gezeceğiz. Daha sonra öğleden sonrasında da vaktimiz el verdiği sürece bütün uluslararası katılımcıların standlarını gezeceğiz. Orada yerinde ikili görüşmeler de yapabilirsek yaparız. Yapılsaydı kapsamı ne olacaktı bu görüşmeleri? Bu görüşler yapılsaydı kapsamı ne olacaktı? Ne üzerinde olacaktı? Tabii ki buradaki inşaat sektöründeki inşaat firmalarımızın uluslararası ortamda iş almaları noktasında önlerinin açılması için ikili görüşmeler yapacaktık. Yani burada onların talepleri neyse onların talepleri doğrultusunda biz de bakanlık olarak devletin güvencesiyle iş adamlarımızın önünün açılması için gerekli yatırımlar noktasında, ikili görüşmeler noktasında destek verdiğimizi ifade edecektik. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.